Şimdi konuyla alakalı derneğe verilmiş olduğu cevap bizi tatmin etmiyor. Bizim buradaki problemimiz dernek değil, büyükşehir. Büyükşehir buradaki tesisi hangi amaçla, ne fayda sağlamak adına bu ilgili derneğe verdi. Bizim sorunumuz bu. Şimdi arkadaşların açıklamasını ben okudum. Arkadaşlar personel olmadığını, işte her gün bir derneğe bu sosyal tesis kullandırmanın mümkün olmadığını söylüyor. Biz her gün dernek olarak her gün sosyal tesisi bize tahsis edin demek. Haftanın iki veya üç günü bizim bir kursumuz var. Kursla alakalı buranın bize bir saat tahsis edilmesinden bahsettik. Dolayısıyla biz bu çalışmada orada bir personel gerekliliği yok. Çünkü sosyal tesisin aşağıdaki yemekhane bölümü dediğimiz bölümde biz bu çalışmamızı yapabiliyoruz. Bize bir saha gerekiyor, bir alan gerekiyor. Biz de kamu malından faydalanmak istiyoruz. Bu ilgili derneğe, şimdi ben derneğe de pek cevap vermek istemiyorum. Çünkü derneğin vermiş olduğu cevap pek tutarlı bir cevap değil. Biz onlardan şunu beklerdik. Bu arkadaşlar bizim mahallemizde ikamet eden, bizim mahallemizin sakinlerinden komşularımız. Bu durumu basına yansıtmadan bize gelir, bize bilmediklerimizi anlatabilirdi. Yani sizin bildiğiniz gibi değil, bu böyledir diyebilir, bir bilgi verebilirdi bize. Ama biz defalarca biz gitmek zorunda kaldık ayaklarla. Bizim sormak istediğimiz şu, Büyükşehir Belediyesi hangi amaçla bunlara bunu verdi? Şimdi arkadaşlar hukuki yollara başvuracağını bahsediyor. Bence hiç beklemesinler. Benim hakkımda çok rahatlıkla suç duyurusunda bulunabilirler. Yani bu konuda onların da elini rahatlatayım ben. Çok rahatlıkla suç duyurusunda bulunabilirler. Benim burada kimseye leke attığım veya şunu yaptığım yok. Biz ilgili kurumlarla alakalı görüşlerimizi, düşüncelerimizi anlatıyoruz. Büyükşehir bunu vererek büyük bir hata yapmıştır. Bu birinci hata. İkinci hata, ilgili derneğin bize keyfi cevaplar vermesi. Onların anlattığı gibi değil. Biz haftanın üç günü festival hazırlıklarımızı yapabilmek adına haftanın üç günü bir saat burayı bize tahsis etmesini istedik. Burada bize yemek getirecek, içecek getirecek bir personel ihtiyaç yok. Temizlik yapacak bir personel ihtiyaç yok. Burayı sadece yetki onlarda, sözleşme onlarda olduğu için kendileri bir arkadaşlarına tahsis edecekler. Bizim o saatimizde gelecekler, orayı açacaklar. Biz çalışma sonunda da kapatacaklar. Bütün mesele bu. Onların anlattığı gibi değil. Ve gene diyorum burada davranışları şu anda keyfi. Düğün salonuyla alakalı ruhsat almaya çalışıyorlar. Burada bir gelir olmadığından beyanda bulunuyorlar. Şimdi ben de o zaman sorarım. Buradaki düğün salonu eğer ruhsat verilirse ama bize gelen bilgiler buraya kesinlikle ruhsat verilemeyeceğiyle alakalı. Biz yıllardır, aylardır Büyükşehir'e git. Konuyla alakalı ilgililerle görüş, birçok görüşmeler yaptık. Peki ruhsat aldınız. Buradaki geliri hangi amaç ve hangi fayda için kullanacaksınız? 5 yıl sizdeydi burası. Bu 5 yıl süre zarfında hangi sosyal projelere ortak oldunuz? Hangi sosyal projelere yardımcı oldunuz? Ya da bir öğrenciye burs verdiniz? Şimdi oradaki ya da ruhsat alamadınız. Ruhsat alamadınız. Ne olacak ya? Kapalı mı tutacaksınız? Beyanlarında bir de şunu belirtmişler. Elektrik ve su faturasından bahsediyorlar. Bana soruyor arkadaşımız bu konu hakkında ne düşünüyor diye. Biz onlara elektrik faturasını ödeyeceğimizi de beyan ettik. Biz onlara elektrik faturasını da ödeyeceğimizi beyan ettik. Dedikleri gibi ben burada bir onlara herhangi bir kişiliklerine maruz kalacak bir söz etmiyorum. Burada olan gerçekleri anlatıyorum. Konuyla alakalı da tekrardan söylüyorum. Arkadaşımız çok rahatlıkla suç duyurusunda bulunabilir. Ben hazırım.